Harikalar Diyarı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuk bakım programımı açıklayacağım. Bugün sizlere haftalık olarak yayınladığım, haftalık olarak tavuklarım için uyguladığım programdan bahsedeceğim. Ben tavuklarıma nasıl bakıyorum sizler de bilin istiyorum arkadaşlar. Hayvanlarımın günlük su ve yem ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öncelikle zaten yapmamız gerekenlerden birisi bu. Tipler, Kozyem, Proyem, GPM gibi kaliteli markalar kullanmanızı öneririm hayvanlarınızda. Ve üzerinde gezen tavuk yazdığına emin olun. Ben gezen tavuk kullanıyorum çünkü protein değerleri veya da işte besin değerleri normal. Etlik veya da yumurtalık tavuklar için ayrı ayrı çuvallarda ayrı ayrı besi yemleri, yani yumurta yemleri ve benzeri yemler üretilmektedir. Ama ben gezen tavuk tercih ediyorum çünkü hayvanlar hepsi eşit bir şekilde büyümelerini istiyorum. Haça, işin ne? Derdin ne? Yanımda duran şahıs da yeğenim arkadaşlar. Yeğenim. Yeğen. Hani yanından bulaştırma. Gün içerisinde etrafa buğday ve buna benzer arpa buğday serpiştirebilirsiniz. Gün içinde vakit geçirip stres atmaları için bu yaptığımız metotta kesinlikle ıslak zeminlerde veya da yağmurlu havalarda ıslak zemine serpmeyin arkadaşlar. Çünkü hayvanlarınızı büyük ihtimalle ishal edersiniz bu şekilde. Kuru zemin olduğundan emin olun. Ve yemlendikleri bölge yine temiz olursa fayda vardır. Kümesindeki su günlük olarak taze olmalıdır. Hayvan başına yem 115 gram 130 gram arasıdır. Yani tek bir tavuğunuzun yem değerleriydi bu. Rüzgardan korunup eşinebilecekleri ortamlar oluşturun kümes içerisinde. Bu pazartesi günüydü arkadaşlar ve geçtik salı gününe. Salı günü de aynı şekilde bunların hepsini birer birer uyguluyorsunuz. Pazartesi dediğim şeyler uyguluyorsunuz. Salı yine aynı şeyler uyguluyorsunuz. Çarşamba günü yine pazartesi gününü anlattığım aynı metotları uyguladıktan sonra ek bir menümüz var bu kez. Çarşamba günü ek bir menümüz var. Yapmanız gereken şey ek olarak bütün her şeyi uyguladıktan sonra standart olarak 5 litre suya 3-5 yemek kaşığı sirke, ama elma sirkesi olmasına dikkat edin. Tüm sürüye içirin bunu. Çarşamba günü de bu şekilde arkadaşlar. Perşembe günü ise yine aynı şekilde bütün her şeyi uyguluyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Perşembe günü ek bir şey de yok. Ve geldik cuma gününe. Cuma günü işte ek bir öğünümüz var. Cuma günü ise hayvanlarınıza bebe aspirin içiriyoruz. 5 litre suya 2 tablet. Yani aspirinin tam hepsi. Bebe aspirinin kutusunun hepsini 5 litre suya döküyorsunuz, eritiyorsunuz. Hayvanların 3-5 saatte bitirebileceği şekilde su hazırlamanızı öneririm. Arkadaşlar geldik cumartesi gününe. Cumartesi günü de bir şey yapmıyorsunuz. Cumartesi günü de yine pazartesi, salı uyguladığımız gibi normal günlük rutin işlerimizi yapıyorsunuz. Unutmayın ki arkadaşlar bu rutin işlerinde rüzgardan korunabilecekleri bölge imkanınız olsa, varsa hayvanlarınıza yeşillik sağlamayı unutmayın. Ben böyle yapıyorum. Cumartesi gününe geçtik ve geldik pazar gününe. Yani 7 günün sonuna, haftalık bakım programımızın sonuna tekrardan bitiriyoruz pazar günü. Pazar günü ise en önemli günümüz. Hayvanlarımız için en önemli öğünü veriyoruz. Dış, iç parazit olmak üzere hayvanların bağışıklık sisteminde önemli bir rol sağlayan bu karışımı onlara içireceğiz. Her şeyi yine rutin olarak yaptıktan sonra bugün ek olarak hayvanlarınız için doğal ilaç olan 5 litre suya 1 adet soğan, 1 adet limon, 6 diş sarımsak, 1 çay bardağı elma sirkesi. Evet, bunların hepsini 5 litre suyun içerisinde biriktiriyoruz. Hepsini bunun içine koyuyorsunuz. Güzel bir şekilde kesip doğradığınızdan emin olun ki suya tam anlamıyla özünü verebilsin bu maddeler arkadaşlar. Bu suyu tam 7 gün boyunca bekletiyoruz. Yani bu suyu en geç pazartesi günü yapmış olmanız gerekmektedir ki pazar günü uygulayabilirsiniz. Pazardan pazara uygulamaya da devam edin arkadaşlar. Her pazar bu öğünü verdikten sonra hayvanlarınızın hepsini cumartesi akşamından susuz bırakın. Pazar günü bütün sürüye bunu içirin. Hemen suyu döktükten sonra gidip tekrardan bu karışımı hazırlarsanız gelen pazara hazır olmuş olur. Ve sizin için de iyi olur arkadaşlar. Ben hayvanlarıma 7 gün boyunca bu program eşliğinde bakıyorum. İnşallah sizler de bu program eşliğinde veya da sizlere de faydalı olur. Tavuklarınıza nasıl bakmanız gerektiğini bu şekilde anlamış olursunuz. Ben hayvanlarıma böyle bakıyorum ve böyle devam ediyorum. Aynı zamanda inşallah zamanla aylık bakım programımı da yayınlayacağım.
yavaş yavaş acelemiz yok. Şimdi sizlere son olarak notlarımdan bahsetmek istiyorum. Tavuk bakım programımda kendimce hazırladığım 10 önemli notum. Birinci notum, haftalık tavuk programımı, bu programı birebir uygulamalısınız. İkinci notum, tavuklarınızın gurk olmasını istemiyorsanız yumurtalarınızı günlük olarak toplamalısınız. Üçüncü notum ise, tavuklarınızın gurk olmasını istiyorsanız bu kez yumurtalarınızı en azından 3 günde bir toplayın arkadaşlar ki hayvanların annelik içgüdüleri çalışarak gurk düşsünler. Yani yumurta toplamayı geciktirin. Dördüncü notum, kümeste hapşırma, ıksırma ve gözlerde yaşarma görüyorsanız tüm sürü içerisinde, yani genel olarak bir hastalık görüyorsanız bu şekilde, kümeste nem yüksek, havalandırması az demektir. En çok oksijene ihtiyaç duyan familyadır tavuklar arkadaşlar. Beşinci notum, günlük suları her zaman taze olmalıdır. Her gün ilgilenemeyen arkadaşlar şebeke suyu bağlamalarını öneririm. Altıncı notum, hayvanlara verdiğiniz yemlerin karışık olması iyidir. %10 mısır, %70 buğday, %10 arpa ve %10 yumurta yemi. Yumurta yemi kap içerisinde verilirken diğer arpa ve buğdaylar, mısırlar serpiştirilebilir. Yedinci notum, horoz sayısı her daim 10 tavuğa bir horoz olmak üzere bulunmalıdır kümesinizde. 8. notum, aşırı ıslak nem yapar ve bakterilerin üremesine neden olur. Çok ıslak zamanlarda Çok ıslak zamanlarda haftalık temizlik yapılmalıdır. Dezenfektan yapmayı unutmayın. 9. notum, haftalık olarak birkaç hayvanınızı elinize alarak bit kontrolünden geçirin. Birkaçında olan bit tüm sürüde bit olması anlamına gelir arkadaşlar. Önerilen bit ilacı Biodus'tur. 10. notum ve son notum arkadaşlar, hayvanlarınızı ev artı olarak çiğ patates kabuğu, küflü yiyecekler, şekerli yiyecekler ve birbirine karıştırılmış ev artıkları vermeyin. Bunlar toksit maddelerdir ve sindirim sistemlerini bozar. Soğan, sarımsak ve yoğurt gibi ürünler verilebilir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım artık hayvanlarınızı nasıl bakabileceğinizin tahminindesinizdir ve nasıl bakabileceğinizi biliyorsunuzdur. Diğer bilgi verici videolarda görüşmek dileğiyle. İnşallah kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Tavuklarınıza bu programı birebir uygulamayı unutmayın. Bu program uzun vadeli bir programdır. Bu programı uzun vadede uygulamazsanız sonuç alamazsınız. Çünkü doğal bir süreç içerisinde soktuğumuz hayvanlarımız bu süreçten çıkarlarsa bağışıklık sistemleri aniden zayıflayabilir. Kimyasala başvurmak istemiyorsanız bu söylediğim programı haftalık olarak eksiksiz bir şekilde uzun vadede uygulamalısınız. Kendinize iyi bakın. Hayvanlarınıza da iyi bakın. Onları sevin ve sayın. Görüşürüz.